Devam. 14 numara. Gelsin. Elma, armut, erik. Üçünüz evet, aynı elma, şeye koymuşsunuz. Armut. Biliyor musun bunların şeftali, bunların merkez üssü neresidir? Dünyada merkezleri neresi buranın? Nereden yayılmış tüm dünyaya? Karakorum, Moğolistan. Böyle mikro klimalı bölgeler var orada. Hep oradan yayılmıştır. Şimdi bu armut dediğimiz, mesela göksulu armudu. Şimdi bunların da envai çeşitleri var ha. Her derde deva. Yani her derde deva derken her türün kendine özgü insan sağlığı üzerinde olumlu etkisi var. Bunu söylemek istiyorum. Mesela göksulu armudu, Bartın, Safranbolu, Karabük, Eflani, Çaycuma, Devrek, Batı Karadeniz'de envai çeşit armut var. Sadece Sultan Murat Yaylası'nda 50'nin üstünde armut çeşidi var Hüseyin ya. Ya ne diyeyim ama bunların hiçbirini büyük şehirlerde tüketemiyorsunuz. Hep oraya, oraya mı gitmek lazım? Hayır, bak bu işin çözümü çok kolay. Allah'ın izniyle onu da çözeceğiz. Şimdi amniyon sıvısı az. Ne diyoruz? Taze sıkılmış havuç suyu veya göksulu armudu veya çok olgun bir armut tüketecekler. Günde 2-3 tane rahimdeki bebeğinin bulunduğu ortamdaki o sıvıya, suya amniyon sıvısı denir. Azaldığı zaman hem bebeğin gelişimi hem de annenin hayati tehlikesi var yani, demek. Yani bayağı bir olgunlaşmak derken böyle evet, artık yumuşamasını bekleyecekler. Evet, evet. Yani böyle. Şimdi